Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2020'ye en son büyük bir güncelleme geldi. Büyük dediğim 1.8 GB'a yakın bir güncellemeydi bu. Çünkü diğerleri daha böyle dengeleme güncellemeleri geliyordu ama 1.8 GB büyüklüğünde bir güncelleme geldi ve Euro 2020 modu oyuna eklendi. Şimdi bizim grupta İtalya, Galler ve İsviçre varmış. Ben de ilk defa şu anda bakıyorum. Müzikleri kapattım. O yüzden buralarda müzikler yok. Ben de şu anda geçiyorum abi burayı. Terifet abi biliyorsunuz, o yüzden. İlk maçımız İtalya ile oynayacakmışız. Şöyle bir oyun planına bakalım. Türkiye milli takımımızın kadrosuna bir bakalım. Emre Belezoğlu hala bak takımda, görüyor musun abi? Bu nasıl bir kadro oğlum? Kim yaptı lan bunu? Hangi hoca yaptı lan böyle bir kadro? Allah aşkına, Deniz Türüç oynuyor. Cengiz yedek. Tamam, şöyle yap. Gel abi gel. Yusuf Yazıcı falan yok oyunda. Ya şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nu sola koyalım, tamam mı? Yusuf Yazıcı'yı şöyle, Cenk Tosun'un yerine alalım. Sağ tarafa da tabii ki Cengiz Ünder'i alacağız yani. Emre Belezoğlu'nun yerine İrfan Can'ı alalım. Okay Yokuşlu benim çok sevdiğim bir futbolcu. Gel abi. Okay'ı da aldık, göbeğe koyduk. Sağ bekte Zeki Çelik var, tamam. Sol bekte Hasan Ali var. Çağlar yedekte. Ama Kayan Ayan'ın yerine ben kesinlikle Çağlar'ı oynatırım. Sol stopere şöyle Çağlar geçsin. Çağlar ve Merih yapalım arkadaşlar. Yani benim ilk 11'im daha çok böyle oldu. Daha uygun gördüm. Şöyle bakayım başka kimler var. Gökhan Gönül yedek. Zeki Çelik oynar onun yerine. Bence de. Okay Yokuşlu orta sahamızın göbeğinde. Ve İrfan Can da orta sahamızın yine göbeğinde. Bu şekilde İtalya ile bir maça çıkalım bakalım. Gruplardan çıkabileceğiz mi? Bunu seri yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü PES videoları seyrek seyrek geliyor. Son zamanlarda oynadığım oyunlar var. Onları paylaşıyorum sizle. Ara sıra PES'i de atmayı düşünüyorum. Kariyere neden son verdim izlenmiyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kariyeriyle atmış olduğum videoların bayağı bir düşük kaldığını düşündüğüm için onu paylaşmamaya karar verdim. Bu yüzden yani kariyer devam etmiyor. Evet, Avrupa Ligi'ndeyiz arkadaşlar ve ilk maçımız İtalya'yla. Şöyle hemen Merih'e bir pas atalım. Merih adamın dibidir bu arada. Adamsın be beni. Topla buluşan şimdi İrfan. Okay Yokuşlu. Sol tarafta Hasan Ali'yi gördü. Hasan Hakan'la oynadı. Hakan Çalhanoğlu. Topla kendi oynadı. Hakan çok süratli. Hakan sever bu topları. Hakan Çalhanoğlu. Önümü bir anda açtılar. Hakan boşluğu buldu. İçe doğru kat etti. Güzel de bir şut attı ama. Bakın. Kaptan Hakan Çalhanoğlu. Vuruşunu da yaptı, kalecinin üstüne vurdu. Bu topları sever genelde. Köşeye vururdu diye düşünüyorum ama olmadı. Hakan yaptı şimdi ortasını. Gerilerden gelen bir kafa. Yine kaleci. Aman Allah'ım, Türkiye çok iyi başladı mücadeleye. Haydi oğlum, haydi çocuklar. Şimdi Okay. Orta alanda İrfan Can'la oynadı. İrfan Can çok seri bir futbolcu. Güzel geçti rakibinden. Cengiz tek top oynadı. Tekrar almak istiyor ama kötü bir top olmasına rağmen aldı. Cengiz yaptı plaseyi direkt dibinden. Direkt dibinden top dışarı çıktı. İtalya niye uğradığını şaşırdı bakın. Burada o topu nasıl alamadı anlayamadım ama şurada kaptırmadı. Aferin lan Cengiz. Çok güzel bir plase ama direkt dibinden dışarı çıktı top. Şöyle bir İtalya kadrosuna da bakalım. Ben İtalya milli takımının bayağı böyle futbolcularını bilmiyorum ya şu an. Florenzi hiç bilmiyorum mesela. Son zamanlarda Avrupa futbolunu pek takip etmiyorum, onunla da alakalı. Bas oğlum, bas. Bas bas bas. Adamsın işte böyle. İşte böyle. Ulan aldığım topu geri kaptırdık, iyi mi? Atak yönünü değiştirdi şimdi İtalya milli takımı. Barella mesela. Bu kim oğlum? La bırak da gitsin. At önüne. Yürü oğlum yürü. Ah. Ah geçmedi. İrfan Can orada baskı yaptı ve topu kazanabilecek mi? Ne oldu oğlum? Chiesa. Topla döndü. Hemen orada bir ikili baskı. Ne yaptın lan? Bas, ver bak şu topu dedi. Merih Demiral yeter artık dedi. Geldi ve aldı. Şimdi sağ kanatta bir boşluk var. İrfan. İrfan. İrfan ne lan? İrfan Can süratlendi. Çekti şöyle bir baktı takım arkadaşlarına. Dışarı. Cengiz'e çıkarttı. Cengiz baktı takım arkadaşlarına. O da kimseyi göremeyince. Top çeviriyor şimdi Türkiye. Okay. Kaptırma oğlum. Aferin sana. Cengiz. Sağ taraftan bir boşluk var. Zeki orada atağa destek vermişti ama. Maalesef topu kaptırıyoruz. Zeki hemen geldi orada tekrar. Baskıyı sürdürüyor şimdi. Spinazzola. Chiellini ile oynadı. Chiellini'yi bilmeyen yoktur herhalde. Jorginho. Orta alanda şimdi Zaniolo ile oynadılar. Zaniolo da Roma'nın çok değerli bir ismi. Florenzi uzun bir top attı. Atak yönünü değiştirdi. İtalya milli takımı ama orada
Karşıladık. Çok güzel. Bravo çocuklar. Cengiz bayağı ya. Şimdi orada bir boşluk var. Yusuf aktaramadı oraya. Kötü bir top oldu. Burak Yılmaz forvette baskısı yaptı, aldı. Şimdi bak bak bak, koşuyu yaptı. At çok güzel lan. Yürü oğlum. Yürü Hakan. Hakan Çalhanoğlu kaleciyle karşı karşıya. Hakan vurdu. Devam. İnanılmaz bir şey kaçtı. İnanılır gibi değil. Kaçan şey inanılır gibi değildi. Tamam devam. Böyle bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Ben görmedim. Zanyolu orta alanda baskı yapıyor. Türkiye milli takımı şimdi orada alabilecek miyiz? Ama top yine Zanyolu'nun önünde kaldı. Orada Merih Demiral gerçekten son zamanların en iyi stoperlerinden. Bu arada çok ciddi söylüyorum. Benim dünyada gördüğüm en iyi stoperlerden bir tanesi abi. Tam benim sevdiğim tarzda stoper, tamam mı? Hırslı. Hava hakimiyeti var. Her şey var bu çocukta. Fenerbahçe nasıl büyük bir hata yaptı da onu kaçırdı elinden. İnanılır gibi değil gerçekten. Bak bak, boşluğu gördünüz mü? Yusuf. Sal oğlum. Yanlış yere attın Yusuf'cum. Burak girdi araya. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz attı. Şimdi 1-0 öndeyiz. Kendi evimizde İtalya'ya karşı. Burak Yılmaz. Ben Hakan Çalhanoğlu değilim diyor. Ne güzel seviniyorlar lan. Ben Hakan değilim diyor. Eğer bu pozisyonu yakalarsam golü atarım diyor. Vallahi resmen kendi eliyle hazırladı kendi kendine Burak. Orada Çiğelli'den hiç beklenmeyecek bir savunma hatası geldi. Burak Yılmaz affetmedi. Çiğelli'ni şimdi oynadı Romagnoli. Jorginho. Sağ tarafa oynadılar. Orada müdahale çok güzel Hakan'dan. Okay. Şimdi İrfan Can. Güzel bir pas oldu bu. Hiç beklemiyordum bu arada. Çok güzel topu sakladı Burak ama pasını aktaramadı. Kalçasını dayadı. Topu güzel sakladı ama orada topu maalesef kaptırdık. İrfan Can çok güzel girdi araya. Şimdi at oğlum önüne. At sen. Şu işte bu. Hakan Çalhanoğlu. Vur. Hadi be. Hadi be. Hakan topu sürmek yerine kontrol edip durmayı tercih etti. O yüzden şut atmak zorunda kaldım. Aferin sana Çağlar be. Aferin Çağlar be. Koş ya, yap, yap, yap koşuyu ya. Çok güzel bir top oldu. Şimdi topu buluşan. Of, sert vurdu. Ters ayağıyla vurdu. Güzel bir gol atmak istedim. Uzaktan vurmak istedim o yüzden ama ters ayağına denk geldi. Çağlar Söyüncü az önce çok güzel yükseldi. Hava topunu kazandı. Gerçekten çok özel iki tane savunmamız var. İnanın bana, bence Real Madrid'e koysanız Çağlar'la beraber Merih'i, yemin ederim sırıtmaz. İkisi de taş gibi stoper abi. Birisi sol ayaklı stoper, birisi sağ ayaklı stoper. Ben Çağlar'la Merih'i Real Madrid'in göbeğinde görsem savunmasında, buna lan böyle vallahi demem. Türk olduğum için demiyorum ha. Ciddi derecede bu adamların performansını çok beğeniyorum ben. Aferin onlara. Hadi bakalım. İkinci yarıya şimdi başlıyor. İtalya milli takımı başlayacak herhalde. Evet, İtalya milli takımı ikinci yarıya başlıyor. PES 2020'de Euro 2020 maceramız son hızıyla devam ediyor. Bu yeni güncellemeyle beraber Fenerbahçe kadrosu da güncellenmiş arkadaşlar. Medat Muriç'in suratı eklenmiş oyuna. Bazı eklemeler var. Sadece Euro 2020 eklenmemiş. Bazı futbolcuların yüzleri eklenmiş. Aynı zamanda Ömer Faruk Beyaz gibi altyapı futbolcularının kadroya eklendiğini gördüm. PES'te iyi bir güncelleme gelmiş yani. Onu söylemekte fayda var. PES 20 güzel bir güncelleme almış arkadaşlar. Okay yokuştu gördüğünüz gibi. Gerçekten çok kuvvetli. Zanyola'nın önünden aldı topu. Hakan orada bir koşu var. Çok güzel bir koşu var ama Rabagnoli sonradan gelip orada Burak'a topu kazanma fırsatı vermedi. Şimdi taç atışı gerçekleşecek ama Insigne oyuna giriyor İtalya milli takımında. Biz de bir bakalım kimleri alabiliriz. Şöyle bir yorgunluk seviyemize bakalım. Gayet iyi görünüyoruz ama şöyle bir şey yapalım. Yunus Mallı'yı Okay'la değiştireceğim. Normalde Yunus Mallı şuranın oyuncusu ama orta alanda oynatacağım onu bu maç. Baktığımız zaman başka Cenk Tosun'u alacağım Burak Yılmaz'ın yerine. Cenk de oynasın. Deniz Türüç'ü almayı düşünmüyorum. Oğuzhan Özyakup var. Evet, böyle şu anda Mahmut Tekdemir kalsın abi. Tamam, böyle iki tane biz de oyuncu değiştirmiş olalım. Biz de değiştirmemiş olmayalım yani. Şimdi Hasan Ali baktı, Yusuf Yazıcı ile oynadı. Dışarıda şimdi Yunus Mallı topla buluşan isim. Güzel bir top oldu. Sol kanattan geliyor Türkiye milli takımı. Hasan Ali baktı içeri, yaptı ortasını. Bir roşeta mükemmel. Cenk Tosun golü. Yarım voley mükemmel. Cenk Tosun'un bu golünü hatırlayanlar olur. Beşiktaş'ta
Benfica'ya karşı da buna benzer bir gol atmıştı. Şimdi tam tersi pozisyondan ters ayakla attı. Cenk Tosun oyuna girer girmez Türkiye milli takımı adına mükemmel bir gol attı. İşte izliyoruz. Cenk bunları seviyor. Bakın bu sefer sol kanattan geldi o atak. Beşiktaş maçında hatırlayacaksınız, Benfica'ya sağ taraftan gelen mükemmel bir ortaya aynı şekilde böyle bir gol atmıştı Cenk Tosun. O attığı golün bir tesadüf olmadığını burada bizlere gösteriyor. Bravo Cenk. Çok güzel bir gol izledik gerçekten. İtalya milli takımı neye uğradığını şaşırdı desek yeridir. Spinazzola. Bu arada bunu seri yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Euro 2020 seri gelecek abi. İzlenme sayısına bakmadan atacağım. Sevdim çünkü. Milli takımımızda şöyle güzel bir serimiz olsun. Zaniolo orada kafayı vurdu ama etkisiz bir vuruş oldu. Devam ediyoruz. Çağlar. Şimdi Mert Günok. Merih Demiral. Bu arada kalede kesinlikle Uğurcan'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Ona hiç dikkat etmedim ben. Hakan Çalhanoğlu çekti topu. Baktı orta alanda şimdi ama kötü bir top oldu o. Florenzi. Romagnoli. Orada baskısı var Cenk Tosun'un. Gerçekten çok güzel bir gole imza attı Cenk Tosun. Cenk de sıkıştırdı. Geldi orada aldı. Cenk oyuna girer girmez oyun hareketlendi resmen. Cenk dışarı çıkarttı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu 3. golünü atıyor. Türkiye'nin 3. golü oldu bu. Çok klas bir vuruş. İşte bakın. Bakamayın. Yanlışlıkla starta bastım. Özür dilerim. Çok güzel bir gol attı orada ama siz geriye sarıp bakın. Hay Allah. Milli takım gerçekten çok hazır göründü. Teknik direktör Tuna Toygün milli takımı çok iyi hazırlamış. Yunus Mallı. Şimdi İrfan Can. Kötü bir serci oldu orada. Spinazzola. Bu arada bir sonraki videomda arkadaşlar şu anda profesyonelde oynuyorum. Zorluk seviyesini arttıracağım. Bir tık daha arttıralım. Bu çok mu kolay oldu anlamadım. Profesyonelde ya da ben mi oyuna alıştım artık, orayı da çözemedim. Profesyonelde oynuyoruz şu anda. Onu arttıracağız. Şimdi köşe vuruşu kullanacak İtalya milli takımı Jorginho. Yaptı ortasını, yapmayın. Yapmayın çocuklar, vurdurmayın. Yapmayın. Orada topu uzaklaştıramadık bir anda. Ve Zaniolo, Roma'nın genç yeteneği, İtalya milli takımının gelecek vadeden ismi Zaniolo golünü attı. Neyse, moral bozmayın çocuklar. Cenk Tosun'umuz var bizim. İtalya biraz bastırmaya başladı bu dakikalarda. Orta alanda faul. Şimdi serbest vuruş kullanacak Türkiye milli takımı. Çağlar. Takım arkadaşıyla oynadı. Şimdi Yunus Mallı. Sağ tarafta Merih. Zeki Çelik. Topla buluşan isim Cengiz Ünder. Orta alanda bir boşluk var. Yusuf çok güzel döndü. Yusuf dönüp şut atmak istedi ama Zaniolo orada müdahalesini yaptı. Barella. Spinazzola. Chiellini orta alanda Barella ile oynadı yine. Top çeviriyor. İtalya milli takımı. Florenz uzun oynadı. Ama orada Merih Demiral vurdurmadı. Aferin Merih. Sol kanat oynamak istedi. Fakat top dışarı çıktı. Orada Zeki'nin bir çabası var ama top zaten dışarı çıktı. Şimdi Merih. Zeki Çelik ile oynadı. Orta alanda bir boşluk var. Pas yapıyor milli takımımız. Sol tarafta şimdi Hasan Ali. Hasan Ali. Orta alanda çok güzel bir pas oldu bu. Cenk Tosun da bıraktı, kaptırmadık orada. Bravo çocuklar. Sağ kanattan bindirmesini bekliyoruz orada. İçeri oynamak istedi Cenk. Düzeltiyorum. Cengiz ama geçmedi o top. Türkiye milli takımı şu anda dakika 78 olmasına rağmen hala köpek gibi basıyor desek yeridir. Bravo çocuklar. Çağlar, vurdurma Çağlar. Çağlar, vurdurma oğlum. Vurdurmayın, vurdurmayın. Aman. Sakın penaltı yapma. Bravo Hakan. Eyvah, kötü döndüler, kötü döndüler. Bravo Van. Bravo Mert. Bravo Mert. Bravo. İtalya milli takımı şöyle bir silkelendi. Kendisine geldi ama işler onlar için çok zor artık bu dakikadan sonra. Orta alanda bir boşluk var. Çok güzel pas oldu bu. Şimdi orada bir bokoşutu var. Çok güzel bir pas. Cenk Tosun. Yapma Cenk. Biraz acele etti. Kendisine kızıyor Cenk. O güzel golden sonra bu yakışmadı. Hakan çok güzel girdi araya. Cenk'le oynadı tekrar. Cenk dönmek istiyor. Döndü.
Şimdi solda bir boşluk var. Hasan Ali tekrar almak istedi, önüne aldı. Topla buluşan isim tekrar Hasan. Dışarı çıkarttı Hakan. Şimdi Yusuf. Yusuf buluşabilir mi topla? Olmadı. Olmadı, orada 2'ye 1 yapmak istedi ama top önüne gelmedi Yusuf'un. Sağ kanattan Zanyola ile geliyor. Ama Çağlar orada geldi ve pozisyonunu bozdu. Şimdi koşusu var Cenk'in, mükemmel bir top oldu. Cenk Tosun aldı önüne. Cenk Tosun direkten döndü. Cenk'in süper koşusu vardı orada, çok güzel geldi milli takımımız ama. Hakan'ın pası mükemmeldi. Cenk kendi gitmek isteyince biraz fazla topu ayağında sürdü ama Türkiye milli takımı seyircimiz önünde kendi evimizde 3-1'lik mükemmel bir skorla mutlu gönderiyor. Bütün Türkiye halkına armağan olsun diyor. Cenk işte el sallıyor, görüyorsunuz. Teknik direktör Tuna Toygun Cenk'i oyuna alır almaz mükemmel bir gol attı ve bu maça da damgasını vurdu Cenk Tosun. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki mücadelemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.